Halker, şips kaya tuzu gibi kolay eriyebilen kayaçların oluşturduğu şekillere karstik şekil adı verilir. Ülkemizde karstik şekillere daha fazla rastlanır diye bir soru arkadaşlar. Ülkemizde karstik arazi özellikle arkadaşlar Akdeniz'de Antalya çevresinde, Antalya, Burdur, Isparta çevresinde görülür. Şu taradığım alanda bulunur. 4 numaralı alan Taşeli platosudur ve karstik arazinin çok yaygın olduğu bir yerdir. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde boyuna kıyı tipi görülmez diye bir soru harita üzerinde gösterelim gösterelim arkadaşlar boyuna kıyı tipi nerede görülür dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde e Rize Trabzon arası şu gösterdiğimiz alanda boyuna kıyı tipi mevcuttur B seçeneğine baktığımda Antalya Mersin arası boyuna kıyı tipi mevcuttur çünkü dağlar kıyıya paralel uzanır şurada gördüğümüz Zonguldak Sinop arası yani Batı Karadeniz'de boyuna kıyı tipi var görülür. İzmir-Aydın arası şu gördüğümüz alandır arkadaşlar. Burada boyuna kıyı tipi görülmez. Dağlar denizetik uzandığı için enine kıyı tipi görülür. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacak. Peki Ordu-Giresun arası, Ordu-Giresun arası da Doğu Karadeniz'e doğru giderken, Orta Karadeniz'den hatta Doğu Karadeniz'e doğru giderken o alanda bulunur. Burada da boyuna kıyı tipi görülür. Bu durumda cevabımız D seçeneği İzmir-Aydın arası olacaktır. Türkiye'de fiyort, fiyort, kıyı tipinin bulunmamasının nedeni aşağıdakilerde hangisidir demiş. Fiyort ve skyr buzulların aşındırmasıyla oluşan vadilerin sular altında kalması ile oluşur. Buzulların aşındırmasıyla oluşacak dedik ve deniz kıyısında olacak. E, Türkiye orta kuşakta olduğu için kıyılarda buzul aşındırması yoktur. Yani buzul şekillerinden olan fiyort yoktur. Bunun sebebi ise Türkiye'nin mutlak konumundan kaynaklanır. Hemen bakıyoruz. Dağların uzanışı demiş burada etkili değil. Kırın, kıyıdaki girinti çıkıntı etkili değil. Kıyılarda buzul ve buzul etkisinin etkili olmaması olacak cevabımız. Yani C seçeneği doğru cevap olacaktır. Buna göre aşağıda verilen platon hangisinde nüfusun seyrek olmasına çabuk çözülebilen kayaçların etkisi fazladır. Yukarıda kireç taşının ve alçı taşının bulunduğu alanların yer şekilleri engebeli olduğu anlatılmış ve bu yörelerde nüfus da azdır demiş. Peki bu karstik arazi ya da kalker, jips, kaya tuzu nerede var? Bu gördüğümüz alanda yaygın. Burası teke platosu arkadaşlar. Şu gördüğümüz taşeli platosu ve göller yöresinde yaygındır. E bunlar içerisinde baktığımda B seçeneğinde bulunan teke platosunun karşı arazi ve buna bağlı olarak da yer, e, yer şekilleri engebel olduğu görülmekte. Bu durumdan dolayı da nüfus seyrektir. Cevabımız B teke platosu olacaktır. Akdeniz bölgesinin yeraltı suyu bakımından zengin olmasında unsurlarından hangileri etkili olmuştur? Akdeniz bölgesinde yağan yağmur ve eriyen karstör hemen alta doğru sızar arkadaşlar. Bu durumun nedeni ise karstik arazi yapısından kaynaklanmakta. Yani arazi yapısı olacak. O zaman burada 2 numara olacaktır. Peki sıcaklık ve enlem etkisi burada e ee, çok etkili değildir sebebi ise arkadaşlar çünkü burada bir aşağıya doğru sızdıracak maddenin olması gerekiyor. Yani arazi yapısı etkilidir diyoruz. Cevabımız B yalnız 2 olacaktır. Buna göre Türkiye'nin kıyı şekilleri ile ilgili çocuklardan hangisini verdiği cevaplar doğrudur diye bir soru arkadaşlar. Ahmet Bey ile çocukları Eren Kürşat ve Fatih yaz aylarında nereye gidecekler hakkında sohbet ederken Ahmet Bey bence bu yaz tatilini deniz kıyısında bulunan küçük bir sahil kasabasında geçirelim. Bunun için sizce nereye gidelim önerisi olan var mı diye sormuş. Çocuklar bakalım neler söylemiş. Kürşat bence Ege kıyılar olabilir. Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için deniz çok derin değildir demiş. Çok da güzel bir cevap vermiş. Aferin Kürşat'a. Dağların denize dik uzandığı yerlerde deniz daha sığdır yani derin değildir. Fatih Akdeniz kıyıları da güzel. Güneşli gün sayısı fazla. Bu yüzden sabahtan akşama kadar güneşleniriz demiş. Çok da güzel demiş ki bu yüzden de zaten Akdeniz kıyılarında yaz turizmi gelişti. Eren dalganın az olduğu yerlere gitmek istiyorsak Doğu Karadeniz'e gitmemeliyiz demiş. Bu da farklı bir yönden yaklaşmış. Doğru söylemiş. Doğu Karadeniz'de dalga çok güçlüdür ve hatta bundan dolayı falezler yaygındır. Ahmet Bey'i tebrik ediyoruz. Çocukların üçü de doğru cevabı vermiş. Haritada numaralandırılan taralı alanların hangisinde palez oluşumu daha fazladır diye bir soru. Palez neydi arkadaşlar? Şu şekilde kıyıdaki dik yamaca biz ne diyorduk? Palez adını veriyorduk. Peki bunun için ne olması lazım? Dağlar kıyıya nasıl uzanacak? Paralel uzanacaktı. E bu durumda nerede yaygındır? Karadeniz ve Akdeniz kıyısında yaygındır. O zaman bir numara kesin olacak ki Türkiye'de en çok balezin olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Burada ise kaç olacak arkadaşlar? 3 numara. Cevabımız 1 ve 3. hocam 4 numara var. 4 e numara ne oldu yer? Çukurova arkadaşlar. Orada deniz sığdır ve dalga yoktur. Hatta de dalga olmadığı için orada delta oluşmuştur. Cevabımızı tekrar söylüyorum. B 1 ve 3. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanın hangisi? Dalmatça kıyı tipi görülür. Dalmatça kıyı tipi eski sıra dağların deniz tarafından çevrilmesiyle oluşan adacıklar. Türkiye'de en iyi 4 numara Kaş-Finike arasında görülür. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Burada şöyle bir hata yapılıyor. Adacık deyince Ege'de ada çok. O yüzden... Dalmatça kıyı tipi Ege'de görülür zannedilir. Bu en büyük hatalardan birisi olur arkadaşlar. Neden? Her gördüğümüz ada Dalmatça değildir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığını kanıtlar? Kıyılarda verimli delta ovalarının olması evet. Çünkü bir yerde Okyanusa kıyı varsa orada gelgit çok olur. Bu yüzden de delta oluşmaz. Mesela Türkiye'de delta olması okyanusa kıyısı olmadığını gösterir. Haliçli kıyıların bulunmaması arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığını gösterir. Neden? Çünkü okyanus kıyısına gelgite bağlı olarak oluşan kıyılara... Haliç'le kıyı adı verilir. Fjord ve Skyr olmaz arkadaşlar. Neden? Bu buzullara bağlı. Kıyı şekillerinde dalgaların etkili olması bu da olmadı. Neden? Çünkü Karadeniz ve Akdeniz'de dalga mutlaka etkili olacaktır. Ama okyanus olunca gel git olacak. Böyle bir durum aramamız gerekir. Yani bu durumda cevabımız 1 ve 2 A seçeneği olacaktır. Koy ve körfez önlerinin kıyı oku ile kapanması sonucunda oluşan göllere kıyı set gölü veya lagün adı verilir ki bu lagünleri haritada göstermek istedim arkadaşlar. En iyi görüldüğü yer şu alanda. O benim yuvarlak içerisinde gösterdim. Hatta okla göstereyim. O alanda büyük çekmece, küçük çekmece ve Terkos gölleri mevcuttur. Hemen bakıyorum. İznik gölü Güney Marmara'da bulunur. Tektonik göl olmadı. Bafa, Çam içi gölü Aydın civarında bulunur. Alüvyal, Set gölü olmadı. Terkos ve Büyükçekmece az önce gösterdiğim gibi İstanbul'un Avrupa tarafında okla gösterdiğim yerde bulunur. Ve bunlar kıyı Set gölüne örnektir. Cevabımız 3 ve 4 E seçeneği olacaktır. Türkiye'de dağların kıyıya dik uzandığı Ege kıyılarında çok sayıda koy ve körfez yer alır. Aşağıda verilen körfezlerde hangisi Ege denizinde yer almaz diye bir soru. Gökova körfezi şu gördüğümüz alanda Güney Ege'de bulunur. Erdek ise arkadaşlar şöyle gösterelim. Marmara denizinde kapı dağın olduğu yerde bulunur Erdek. Yani Marmara'da bulunur. O zaman cevabımız B seçeneği oldu. Diğerlerine de bakıyorum. Saros Körfezi Ege kıyılarında Kuzey Ege'de diyebiliriz arkadaşlar. Gelibolu'nun olduğu yerde bulunur. Saros Körfezi gitti. Çandarlı Körfezi burada bulunur arkadaşlar. Yani Ege'de bulunur. Gitti. Edremit Körfezi Balıkesir'in Ege kıyılarında yer alır. Yani Edremit de bu alanda bulunur. Cevabımız Erdek olacak. Erdek çünkü Marmara Denizi'nde yer alır. Kıyıya yakın yerde bulunan adanın kıyı oku ile karaya bağlanmasıyla oluşan yarım adaya tombolo denir. Ve Türkiye'deki en iyi tombolo örneği arkadaşlar Kapıdağ Yarımadası'dır. Kapıdağ Yarımadası'nın tombolo olduğunu unutmayalım. Çatalca şu gösterdiğim alan çizdiğim alan İstanbul'un Avrupa tarafı normal bir yarımada. Gelibolu Çanakkale'nin Avrupa tarafı normal bir yarımada, Çeşme İzmir'de bulunur, Datça ise Muğla'da bulunur. Kapıdağ yarımadası ise arkadaşlar tekrar söylüyorum bir tombolodur. Hatta şuradan da göstereyim bakın Marmara Denizi burası şu gösterdiğim noktayla da gösterdiğim alan tombolodur. Orası Kapıdağ yarımadasıdır. Güney Marmara'da Balıkesir sınırları içerisinde yer alır.